Nihat Doğan, vallahi çok açıkça bir şey söyleyeceğim. İyi geceler demek isterdim. Tamam, yani olayı dramatize etmedim. Dramatize etmiyorum. Az önce telefonum kapalı denildi de telefonum yanak başında bekliyordum. Öncelikle onu söyleyeyim. Nihat, bir dinler misin? Tabii. İyi geceler demek isterdim diyorum. İçimden gelmiyor diyorum. Çünkü ama bak, peki, başka bir şey bu. Gelmeyebilir abi, gelmeyebilir. Bu başka bir şey çünkü sana yakışmadı. Yakıştıramadım. Tamam Ertem'cim, sevgili Ertem, öncelikle bir müsaade et, ben oradakilere bir selamlarımı, sevgilerimi iletim. Sinan Bey'e, değerli yorumcumuz, büyük futbolcumuz, futbol duayeni Sinan Engin'e, çok değerli büyüğüm Ahmet Çakar'a, benden yaşça büyüktür. Benden yaşça büyük olan insanların da bana her türlü laf söyleme kredisi bizde vardır. Saygı duyarım Ahmet abinin söylediklerine de. Orada Rasim Ozan Kütahyalı, siyasetin, haberin büyük değerli ismi, son yılların genç demokrasi aslanı diyorum Nihat, ben ona. Bırak bu makarayı her şimdi, bırak bu işleri Nihat. Sen şimdi bırak bu şeyleri de konuya gir. Özür diliyor musun, Türkiye'den dilemiyor musun? Ahmet abi. Şimdi müsaade et de ben bir neler yazdığımı söyleyeyim. Ya bırak neler yazdığını ortada. Abi, özür dile, kapat konuyu. Milletin kalbi akıyor zaten. Ahmet abicim bir dinler misin? Niye siz böyle yargısız infaz yapıyorsunuz, anlamadım ki. Ya yargısız infaz yapmıyoruz kardeşim. Sen yazdıklarından utanmalısın ya. Abicim. Çabuk konuş. Tamam. Üç, kendimi Nihat, bir anlatayım, ne yazdığımı, ne söylediğimi anlatayım ben. Çabuk anlat. Tamam, anlamadım ki yani. Ben az önce benim tweet attığım tweetin aynısını sen söyledin abi. Ben kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Twitter'da ilk tagı "Ey efendiler, gelin bu idamı geri getiren" diyen benim. Hatta yönetim şekli olarak demokrasilerde kişilere özel idamın çıkmayacağını bildiğim için yeri geldiğinde kısasa kısas yapalım dedim. Kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Bu acıyı paylaştım. Fakat oradan bir o tweet, direkt Özgecan kızımız için atılmış bir tweet değil, bir oyuncu arkadaş. Devamlı ben bu tweetleri atarken bana "Sus Tayyip'in yalakası, hepinizi ihtilal yapıp asacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Erdoğan'ı da atacağız." Ben de sustum. Sonra dedim ki, bir tespitte bulundum arkadaşlar dedim. Son yıllarda ben o arada tespitte, bu sorun kadınlara tecavüz, çoluk çocuğa tecavüz toplumsal bir sorundur. Bu sorunu ancak hepimiz el birliğiyle çözeriz. Özellikle televizyonda Bin Bir Geceler, Fatma Gül'ün suçu ne? Nihat öyle değil. Bak şimdi ben çok açık bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir saniye bak. Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı karıştırmayalım bu olayı. Bir. İkincisi. Bir dakika Nihat. Nihat bir saniye. Şimdi bir şu bir gör. Bak bunların hepsi ne olursun bir kenara bırakalım. Şu tweet'i sen attın mı atmadın mı onu soracağım sana. Tamam Ertem. Onun için bak öncesinde bunu yazdım. Sonrasında bunu yazdım. Ortasında bunu yazdım diye. Bu tweet'i sen attın mı atmadın mı, özür diliyor musun dilemiyor musun, bunu söyle. Ertem, özür dilemekten dilerim ama iki cümle söyleyeceğim. Son iki cümle. Ben diyorum ki televizyonlarımız da bu tarz dizilere yer vermesinler. Ve aydınlarımıza da seslendim. Entelektüel kanaat önderlerimiz de televizyonlara çıkıp "İl zorla mini etek de giyeceğiz, dekolte de giyeceğiz, kimse karışamaz" derken, bunu onlar da biraz daha hepimiz kanaat önderleri de sözümüz etsin derken, oradan o arkadaş bir tane kız oradan bana diyor ki "Sen bizim mini eteğimize nasıl karışırsın? Benim mini eteğe karıştığım bir şey yok, ben bir tespitte bulunuyordum. Sen de mini eteğe karışıyorsan senin ne işin var Survivor'da" dedi. Ben de dedim ki "Canım arkadaşım, eğer mini etekle illaki dolaşacaksan, illaki ben mini etekle dolaşmak istiyorsam, bu ülkede o kadar çok sapık var ki su damacanaya bile tecavüz ediyorlar, köpeğe tecavüz ediyorlar, birisi de sizi taciz eder, o zaman da ben taciz olmadım" deme dedim. Bu atmamalıydın. Atmamalıydın. Layıklıkla bunu demeliydin. Yok ya, bu ne ya? Layık sistem, layık sistem ne demek kardeşim? Etmemeliydin Nihat. Nihat, atmamalıydın Nihat. Sen kim oluyorsun da siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Sen kimsin milletin mini eteğinden Nihat? Ahmet bak abi. Fazla uzatma Ahmet Nihat. Abi. Nihat tamam, fazla uzatma. Açtı, konuşturma beni. Özür dile, Türkiye'den kapat telefonunu. Uzatma fazla. Uzatma. Tamam. Nihat. Abi söyleyeyim, uzatma diyorsun. Bırak uzatma, özür dile Türkiye'den. Nihat Doğan. Tamam. Nihat. Özür dile, kapat. Nihat Doğan. Sana ne milletin mini eteğinden ya? Nihat Doğan. Ver mini eteği bir yer. Peki Kars'ta öldürülen 10 yaşındaki erkek çocuğu da mı mini etek giymişti? Mini etek giyen kadına sarkıntılık mı yapacaktın?
Kapatma ha, konuyu. Özür dile kapat telefonunu. Laik sistem yazmak falan filan söylenmez. Uyarıyorum ya. Telefonunu özür dile Türkiye'den kapat telefonunu. Abicim. Bak hepiniz aynı anda ben telefonda konuşuyorum. Şu anda da yoldayım. Hepiniz aynı anda soruyorsanız bir şey oluyor. Tekrar kardeşim. Hocam müsaade et. Türkiye'lere özür dile kapat telefonunu. Hocam müsaade et. Bırak konuşsun. Bırak konuşsun. Müsaade et hocam. Abicim niçin konuşturmuyorsunuz? Ahmet abi bırak. Nihat ben seni dışarıda konuşmuşsun. Nihat söyleyeceğim bir şey var. Özür dilerim Türkiye bitti. Evet. Evet tamam söyleyeyim ama yani benim söyleyeceğimi siz kendiniz tamam sana bıraktım. Sözü tamam bırakın da bir konuşayım ya. Nihat sana bıraktım sözü. Bir dakika bana bak. Bir saniye Nihat, hocam. Sen kim oluyorsun sesini yükseltiyorsun? Nihat. Sen bu tweet'i ya. Kız öldükten sonra Ahmet attın. Abi. Bak hala uzatıyorsun Ahmet Nihat. Abi. Nihat abi, sakın bana cümle kurma sesini de yükseltme buraya. Madem abi diyorsun kardeşliğini bileceksin. Küçük bir özür dileyeceksin kapatacaksın konuyu. Sen ya, bu tamam tweet'i sen kız öldürüldükten sonra attın. Ahmet abiciğim, bak tekrar abi diyorum. İstiyor, başka ne diyeceksin ki zaten Ahmet Bey diyebilirsin. Tamam Ahmet Bey, sevgili Ahmet Bey. Tamam hocam, sakin. Bırak, ben size söz cümlemi konuşayım. Kapatayım telefonu ama sen onu bir yapaydan kapat dersen senin de o zaman linç kampanyasında diğerlerinden ne farkın kalıyor? Yapma gözünü seveyim. Bak bir şey söyleyeyim bir mi şey sana? Hocam, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse hocam, toplumun bekası değil için, toplumun ahlakı için, ölen genç kızımızın ruhunu şad olması için değil sana feriştahına ayar veririm. Nihat uzatma. Nihat uzatma. Abi, geç açtırtma, konuşturtma beni. Fazla abi, sana zarar vermek istemiyorum. Kapat konuyu. Abicim bir şey tamam bir şey söylemeyeyim mi? İki cümle etmeyeyim mi? Anlamadım. Sadece iki cümle söyle. Özür dilerim kapat. İki cümle. Tamam hocam. Ya sevgili Rasim abicim. Allah aşkına bir şey konuşturmuyorsunuz ki ben o zaman niye bağlandım ben ya? Tamam konuş. Dinliyoruz. Nihat söz sende. Hayır niye bağlandım ben? Anlamadım. Nihat yani söz sende. Tamam söz sende. Allah diyorum ki tekrar ediyorum. Eğer benim bu atmış olduğum tweet'in Özgecan'a bu vahşeti yapanların katliamını, rezilliğini, şerefsizliğini meşru kılmak adınaysa Cenab-ı Allah güneşin doğuşunu bana asla ve asla göstermez. Benim anam kadındır. Anamın saçının teline zarar gelse kendimi yakarım. Bütün anaların, bacıların, kadınların, çoluğun, çocuğunu bırakın insanı, memleketin koyunu bile seviyorum. Eğer bu şekilde, bilinçli bir şekilde algı yapılarak beni linç etme kampanyası oluşturulmuştur. Eğer böyle bir anlaşılma olmuşsa, eğer benim bu tweetim sanki direkt Özgecan'a tecavüz eden şerefsiz, ahlaksız, ırk düşmanı, namussuzlar için onları haklı görme adına anlaşılmışsa ben başta stüdyodakilerden ve tüm Türkiye halkından özür diliyorum. Tamam. Ama Allah'ımın üstüne de yemin ediyorum, inandığım peygamberimin üstüne de yemin ediyorum ki eğer benim tweetlerimin bir öncesine, bir iki öncesine bakıldığı zaman asla ve asla, asla ve asla Özgecan'a bu katliamı yapanları bırakın sinemayı. Kısa sakı saç demiştim, gözünüzü sevin. Tamam. Kısa sakı saç diyen, idam gelsin bunları atın diyen bir insan. Bu katilleri bir tweet bir dakika sonra ne olacak da gidip de bu katilleri savunacak. Kurban olayım size. Nihat katilleri savundun diyen yok ama böyle hassas bir konuda. Yok laiklik, Nihat Doğan, ya laiklik, mine etek demen, diyebilir misin kardeşim ya? Bunu nasıl söylersin ya? Asla diyen, sevgili Rasim abi. Bu tweetin yanlış. Hasta. Bu tweetin berbat. Tamam yanlışsa kabul ediyorum. Özür diliyorum. Tamam özür dilemiş adama fazla bir şey yapamam. Özür dilemiş konu kapandı tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam kardeşim. Nihat tamam konuyu uzatmadan bir şey söyleyeceğim. Tamam. Sevgili Nihat Doğan bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu anda haberler geliyor bana. Hem de çok önemli yerlerden gelen haberler var. Çok önemli. Evet. Önemli yerlerden. Nihat Doğan Survivor'a gitmiyor. Acun Ilıcalı almıyor diye doğru mu? Abi. Şu an hiç öyle bir şey yok. Eğer burada Acun abi benim sevdiğim bir abim. Ben Survivor'la var olmadım. Survivor'la da bitmem. Survivor olmaz başka bir şeye geçerim. Ben Acun Ilıcalı abime veya onun projesine zarar geldiği yerde ben olmam zaten. Ben dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime zarar vermem. Ama ben burada linç ediliyorum. Bir algı operasyonu var. Tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yani Survivor benim için önemli değil. Bakın buradan tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum ki, inandığım peygamberin üstüne yemin ediyorum ki ben o tweet'i asla ve asla Özgecan'a yapılan katliamı meşru kılmak için atmadım. Peki. Ben ondan önce de hadi idam gelsin dedim. Kısasa kısas yapalım dedim. Eğer bu şekilde algılandıysa da tekrar ediyorum bütün Türkiye halkından
Sizinizde özür diliyorum. Tamam, problem. Ama tamam, genç tamam, bir kardeşinizi de bir daha bu laiklik, laiklikti falan vesaire bu işlere girme Allah aşkına. Bak başka yazdığı şeyler de var. Yok laiklikti, bilmem neydi, Manukyan'dı. Girme bu işlere bak. Girme. Böyle hassas zamanlarda bak manyağın biri de bu kız Alevi diye bilmem ne demiş. Hiç böyle konularda bütün Türkiye'nin 77 milyonun bir olması gereken konularda bu tür şeyler karıştırılmaz ya. Böyle şey yapılır mı ya? Sonuna kadar haklısın. Bunların hepsine varın. Doğru olduğunuz yerde sonuna kadar haklısınız. Ama tekrar ediyorum. Bakın yanlış sistemi eleştirmem yanlış olabilir. Yapılan uygulamaları eleştirmem sizin... Tamam abicim bunların hepsi yanlış olabilir. Ya. Sevgili Rasim Oza. Tamam. Sen de magazin sundun. Olabilir. İnsanlar farklı hevesleri var. Tamam konu, ya, konu kapandı. Konu kapandı. Hadi seni öldürme hadi. Ya tamam, kapadın şöyle. Konu kapandı. Söyle bir tarafa da gidemez. Tamam, hiçbir tamam, yere gidemez. Hadi konu kapandı. Türkiye'den özür diledim Nihat Doğan. Teşekkür ederiz. Sevgili Ersen, sana da Ahmet Kakar'a da, Rasim Ozan Kitayyalı'ya, Sinan abi, Abdülkerim abiye de, ben Beyaz TV'de bana bu fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Nihat Doğan Türkiye'den özür diledi. Sevgili seyirciler, evet geçiyoruz. Geçiyoruz. Bakın evet, bizim Beyaz TV olarak yalnız kesinlikle bir adamı aklamak baklamak diye bir derdimiz olamadığı gibi ben hala ben kardeşim Galatasaray Kulübü'nün de Nihat Doğan üyeliğini iptal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok açık söyleyeyim. TT Arena'da alınmamalıdır. Bunun bir bedeli olması lazım. Türkiye'de bu cezasızlık kültürü, bu bedelsizlik kültüründen artık ben bıktım.